Merhaba sevgili arkadaşlar. Uygulama Akademisi'nin yeni bir videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün e, aslında bakarsanız enteresan bir konu paylaşıyor olacağım sizle. Bu da özellikle bazı uygulamaların Java destekli e, zaman zaman ekran okuyucuyla uyumlu olmadığını görüyoruz. Ve bu uyumluluk sorunu sırasında mesela nedir bu? İşte eee SPSS yani bazı akademik analizlerin yapıldığı uygulamalar gibi ya da işte bazı Java destekli uygulamalar gibi destekleyici teknolojilerle olan bu uyumsuzluğunu gideren bir ayar var. Java Access Bridge dediğimiz ee, Java'nın e, aslında erişim köprüsü adı altında bir ayar. Şimdi onu çok kısa nasıl yapacağınızı gösteriyor olacağım sizlere. www.uygulamaakademisi.com Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle Masaüstü. Denetim masasına gidelim. Giriş. Öğe görünümü. Öğe görünümü liste. Giriş satır bir sütun. Denetim masasına gitmek için ben Windows başlat e, tuşuyla E'ye bastım. Ardından şimdi D'ye basacağım. De, denetim masası satır 5 sütun 2 14/40. bölü kırk. Windows A ile bilgisayarıma gitmek için giriş. dosya gezginini açtığımda Enter yukarısındaki geri sil Backspace tuşuna bastım ve masa üstüne döndüm. Denetim masasını buldum. Öğe görünümü liste. Hızlı erişim grup açık. Masa üstü seçik durum çubuğu durum çubuğu. Öğe görünümü liste. Durum üst adres search edit boxi. Ağaç görünümü. Öğe görünümü durum çubuğu. Öğe görünümü liste. Öğe görünümü liste görünümünde erişim. En son grup aç. Engelsiz. Durum çubuğu üst adres. İki öneri var. Öğe görünümü liste. Engelsiz. Firefox yedekler. 00 giriş. Öyle Öğe liste. Giriş satır masaüstü üstü. Tekrar. Ve denetim masası. masaüstü üstü. Denetim masası. Arama kutusu. Denetim masası. Kategori düğmesi. Denetim. sistem ve kategori düğmesi. Evet burada kategori düğmesini taplarla buluyorum ve. bağlantı bağlan kategori işaret. Büyük simgeler. ve tüm denet. Ben büyük simgeler ayrı ayrı simge şeklinde gösterilsin istiyorum. Şimdi. Bölgelin diller. Dosya geke. Erişim kolaylığı merkez. Erişim kolaylığı merkezini bulmak için E harfine geldim ve e, ee... Enter'a bastım. Erişim kolaylığı merkezinde oyunca. Bu bölümü her zaman tara onay kutusu, büyüteç çapo ekran oku, ekran klavye, yüksek karşı, bilgisayarı, 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 bilgisayarı faresiz veya bilgisayarı kolayca görülebilir, bilgisayarı ekransız kullan. Bilgisayarı ekransız kullan seçeneğine kadar taba bastım ve Enter yapıyorum. Ekran okuyucusunla çok. Tablarla şu seçeneği bulacağım. Duyalım hep birlikte. Sesli açıklama, metin okumayı, tüm gereksiz, Windows bildirim, müzik cihaz, ek yardımcı, ekran okuyucusu, Yahoo 2020, NVDA, Enable Java Access Bridge onay kutusu işaretli değil. Enable Java Access Bridge onay kutusu işaretli değil. Aralık, işaretli. İşaretliyorum ve böylelikle artık uyumsuz uygulamalarda uyumlu hale gelecek. Tabii ki desteklendiği sürece. Ee, SPSS, e, SPSS uygulaması için özellikle bence olmazsa olmaz bir ayar. Yalnız burada küçük bir hatırlatma yapayım size. Geçen bir öğrencimizin bir bir bilgisayarını yapmıştım arkadaşlar. Orada SPSS gibi bazı uygulamalar Java'sla daha uyumlu olduğunu gözlemledim. Java Access işaretlediğinizde. O yüzden JAWS'ı tabii ki deneyebilirsiniz eğer NVDA ile uyumluluk sorunu yaşarsanız. Şimdi... NVDA, JAWS, ekran, o, ne, ne, tamam düğmesi, iptal, uygula düğmesi, alt, aralık, basılı masamıştı. Bir, bir gezinti dü, tamam dü, aralık, basılır. Tamam dedim, tamam dedim ve ayarı kapatmış oldum. Artık Java kullanan uygulamalarla erişim sıkıntınız varsa bunu deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Uygulama Akademisi'nin yeni bir videosunda sizlerle olduk. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İçeriklerimizi takip etmeyi unutmayın. İçeriklerimiz içeriklerimiz sizlerle buluşmaya devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın.